Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Tarih 15 Temmuz 2016. Akıllarda tarihi görüntüler, tarihi açıklamalar kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Saat 00:13'tü darbe bildirisi okunduğunda. O sırada sokaklarda bu görüntüler kaydedilmişti. Havadan ilk saldırı 23:18'deydi. Gölbaşı'nda gerçekleşti. Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı F-16 ile vuruldu. Darbe girişiminin haberinin o gün içerisinde alındığı söylendi sonra. Günün ilk saatlerinde MİT'e helikopterle saldırı olacağı ihbar edilmişti. TSK mesaj sisteminde paylaşıldığı belirtilen bilgilere göre gece saat 3 itibarıyla yönetime el konulacaktı. Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tüm birimlere şu talimatı gönderdi. İkinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak. Havada bulunanlar derhal üstlerine dönecek. Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak. Ancak düğmeye basıldı. Girişim erkene alındı. Harekat yıldırım planı başladı. İlk görüntülerin kaydedildiği adresler Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri oldu. Saat 22 sıralarında tek taraflı trafiğe kapatıldı köprüler. Aynı sırada Ankara'da seslerin duyulduğu adres Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Helikopterden Genelkurmay'ın önünde bekleyen halkın üzerine ateş açıldı. Saat 23:02'de Hulusi Akar rehin alınarak Akıncı üssüne götürüldü. Dakikalar sonra Gölbaşı'ndaki Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı F-16 ile vurulacak, güvenlik kaynakları askeri kalkışmanın FETÖ tarafından gerçekleştiğini duyuracaktı. Önce Binali Yıldırım konuştu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmayı yaptığında Marmaris'teydi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Yüzlerce insan o çağrı üzerine sokaklara dökülürken gece yarısında Gölbaşı'nda Özel Harekat Başkanlığı bombalandı. 43'ü polis, 44 kişi şehit oldu. Ankara'da bitmeyen gecede sesler hiç durmadı. Yeni mahalledeki MİT yerleşkesi tarandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü bombalandı. Ankara Emniyeti savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Tüm bunlar yaşanırken Marmaris'te bulunan Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na doğru hareket ettiği bilgisi verildi. İlk gözaltılar da saat 2'de başladı. Semih Terzi, Assubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak öldürüldükten 20 dakika sonra bile saldırı haberleri geliyordu. Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TürkSat bombalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında bu görüntüler kaydedilirken, içeride genel kurulda görüntüler buydu. Saldırılar gece boyu durmayacak, meclis saat 3:24'te bir saldırıya daha uğrayacaktı. TürkSat ve Beştepe'de gece boyu bombalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele ateş açıldı. İki polis şehit oldu. Günün ilk ışıklarında önce TürkSat'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden darbeci askerler teslim olmaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı. Saat 8:32'de bir başka tarihi görüntü Çankaya Köşkü'nde kaydedildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kurtarıldığı duyuruldu bu görüntülerle. Sabah 10'a kadar Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 1000'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim olurken gözaltılar da devam etti. Saat 11:16'da uçakların kalkış yapmasını engellemek için Akıncı Üssü ana pisti vuruldu. Öğle saatlerinde ilk kalkışma duyurusunu yapan isim, artık bitti duyurusunu da yapan isim oldu. Bir belayı büyük millet
bir kez daha basiretiyle def etmiştir. Ve tam 6 yıl geçti bu yaşananların üzerinden. Geçen onca zamana rağmen 15 Temmuz'un hesabı tam olarak sorulmadı. O geceye dair pek çok nokta hala karanlıkta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir darbe girişimi araştırma komisyonu kuruldu ancak karanlık noktalar tam olarak aydınlatılamadı. Hazırlanan rapor yıllarca Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmedi. Bazı akademik çalışmalarla paylaşıldı. 2019 yılında vekiller soru önergeleriyle sordular raporu. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun eski meclis başkanı İsmail Kahraman'a sunduğu rapor adeta kayboldu. Önergeye verilen cevapta başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır denildi. 15 Temmuz'la ilgili etkin bir soruşturma da yürütülmedi. Evet izledik, hatırladık ama hala sorularımız var. Verilen rakamları da aktaralım, eksik bilgi kalmasın. 101 bin tutuklama, 104 bin adli kontrol. Halen cezaevlerinde bulunan 18.892 tutuklu bulunuyor. Ancak 15 Temmuz'daki o karanlık noktalar hala aydınlatılabilmiş değil. Belki o raporu kamuoyu görse, raporda bazı soru işaretleri giderilse böyle olurdu. Ama bugün eski AK Parti milletvekili Reşat Pete'nin gündeme getirdiği bir konu var ki o komisyonun, darbe girişimini araştırma komisyonunun başındaki isimde Şentop Meclis Başkanı bir açıklama yapmalı demişti. Çünkü o rapor ortada yok. Komisyon çalıştı günlerce. Herkes bildiklerini anlattı. Ama belli ki bilinenler hep anlatılmadı. İşte bugün, tam da bugün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlamamız gerekiyordu. Kadir Aydın Zaim'in montajıyla referans hafıza bölümünde 15 Temmuz'u hatırladık. Şimdi